Hicri 7. asır alimlerinden birisi bir kitap yazmış. Hucecül Kur'an diye. Bu saydığım bütün ekollerin Kur'an'dan delillerini zikrediyor. Kaderiye şu meselede şu ayeti delil almıştır. Bu meselede bu ayeti. Mutezile şu meselede şunu, bu meselede bunu. Şia şunu, Mürciye bunu, Cebriye bunu, Cehmiye bunu. Hepsinin delil aldığı ayetleri tek tek sıralamış. Bakıyorsunuz hepsi Kur'an'a dayanmış. Arkadaş bu nasıl bir şey? Ben Kur'an Muran tanımıyorum diyen bir tane fırka yok. Hepsinin Kur'an'dan delilleri var. Bunların hangisinin konuşturduğu Kur'an bizi Allah'ın muradına götürecek olandır? Hangisinin ayete verdiği anlam doğrudur? Bunların hepsi aynı anda doğru olamaz. Birisi kader vardır diyor, birisi yoktur diyor. Birisi şefaat vardır diyor, birisi yoktur diyor. Hepsi Kur'an'a dayanıyor. Hangisi doğru? İkisi aynı anda doğru olamaz. Ya biri doğru ya öbürü doğru. Bu hakemliği kim yapacak? Bu hakemliği sünnet-i seniyye yapacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize buyuruyor ki yemin olsun, Cenab-ı Hak yemin ederek yemin olsun aralarında çıkan anlaşmazlıkları, ihtilafları sana getirip, Efendimiz'e hitaben, sana getirip, sonra da onlara verdiğin hüküm, hükme teslimiyet konusunda kalplerinde herhangi bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmaz. Bakın bu ayet sahabeye inmiş, sahabeye hitap ediyor ilk anda. Fakat arka planda bütün ümmete hitap ediyor. Bu ayetin indiği ortamı düşünün. Sahabeden iki kişi arasında bir arazi anlaşmazlığı çıkmış mesela. Kur'an diyor ki, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yemin olsun ki bu davayı sana getirmek zorunda var. Getirecekler. Getirdikleri zaman sen bir hüküm vereceksin. O vereceğin hükme tam anlamıyla teslim olacaklar. Olmazlarsa iman etmiş sayılmaz. Şimdi sahabe böyle korkunç bir bıçak sırtı bir hayat yaşamış. Biz ondan müstahni miyiz? Cenab-ı Hak bize torpil mi getirmiş? Biz meselelerimizi, anlaşmazlıklarımızı Efendimiz'e götürmekten müstahni miyiz? Böyle bir şeyden ihtiyaçsız mıyız? Onları mecbur tutan Kur'an bizi bundan azade mi kılmış? Hadi gidin siz bildiğiniz gibi yapın mı demiş. Hayır vallahi. Biz de Efendimiz'e gitmekle mükellefiz. Efendimiz yok. Nereye gideceğiz? Sünnetine gideceğiz. Peki sünneti kaybolmuş da ne olacak? Hadisler. Bugün artık hadisler hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki benim delikanlımın, benim cami cemaatimin hadis duyunca midesi bulanıyor. Hadis diyor ya hadis. Peygamberden 250 sene sonra Buhari diye biri yaşamış. Hadisler böyle havada uçuşuyormuş, tutmuş yakalamış, tutmuş yazmış, tutmuş. Ben ne bileyim, aslı var mı yok mu? Hadis. Böyle bir karikatür durum var ortada. Böyle bir kuşa çevirme, indirgeme operasyonu var ortada. Hadisi hayatımızdan kazıyıp atıyorlar. Peki biz bu ayetin hükmünü nasıl yerine getireceğiz? Sahabe aralarında çıkan çekişmeli işlerde Efendimiz'e başvurmakla mükellefti. Onun hükmüne tam anlamıyla teslim olmak zorundaydı. Yoksa iman iddiası geçersizdi. Peki biz nereye gideceğiz? Kur'an'a gidelim. Her şeyi Kur'an'da bulamıyoruz kardeş. Her şeyi Kur'an'da bulamıyoruz. Nisa suresinde evlenilmesi haram olan kadınlar tek tek sayılıyor. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, neneleriniz, kardeş çocukları, eş olarak aldığınız hanımların başka erkeklerden olmuş kızları, süt kardeşleriniz vesaire vesaire 14 sınıf kadın sayıyor. Bunlarla evlenmeniz haramdır diyor Kur'an. Sonra bunların dışındakiler size helal kılındı diyor ayet. Arkadaşlar yaşadığım bir tecrübeyi, dehşetle yaşadığım bir tecrübeyi aktarıyorum size. Gene böyle bir sünnet bizi bağlar mı, bağlamaz mı meselesinde Twitter'dan bir delikanlı bana bir soru sordu. Ben de bu ayeti okudum. Nisa suresindeki bu iki ayeti okudum. Dedim ki bak burada bu kadar kadın sayılmış. Sonra bunların dışında kalanlar size helal kılındı buyurulmuş.
Bunların arasında kişinin kendi torunu yok. Yahut kendi ninesi yok. Şimdi sen torununla evlenebilir misin? Yahut kızını babanla evlendirebilir misin? Yahut kardeşinin torunuyla evlenebilir misin? Kur'an'da geçmişse evlenebilir. Bu nedir? Bu cinnettir. Bunun adı cinnettir. Başka bir şey değil. Bu ümmeti bu noktaya getirdi. Kendi torunuyla evlenecek, enses ilişki kuracak. Ama bu delikanlıda bir hata yok. Onun beynindeki o İslam'ı kazıyıp onun yerine bir ideoloji yerleştiren adamları hedef edinmemiz lazım. Kendi nenesiyle evlenecek. Babasını kendi çocuğuyla evlendirecek. Bunda bir beis yoktur. Kur'an'da geçmiyorsa bu böyledir diyor. Şimdi bu Müslümanlık mı arkadaşlar? Aradığımız her şeyi Kur'an'da bulabiliyor muyuz? Bize Kur'an yeter diyen efendiye sorun. Kişi kendi torunuyla evlenebilir mi? Kişi kendi çocuğunu, kızını, babasıyla evlendirebilir mi? Sorun. Kur'an'da yok. Tam aksine Kur'an diyor ki bunların dışındakiler size helal kılındı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yeni bir din mi getirelim? Kişi kendi torunuyla evlenebilir mi diyelim? Ya da peygambere teslim olalım, onun sünnetini baz alalım, o bize diyecek ki bu haram. Nasıl diyecek bunu? Kur'an'ın kapattığı bir kapıyı açma yetkisi var mı peygamberin aleyhisselam? Veya açık bıraktığı bir kapıyı kapatma yetkisi var mı? Eğer kendi kafasından hüküm koyarsa yok. Ama Kur'an dışı bir vahiy alma durumu varsa var. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz Kur'an dışında vahiy almış mıdır Cenab-ı Hak'tan? Almış mıdır? Almıştır. Din dediğiniz şeyin çok büyük ekseriyeti, kahir ekseriyeti, gayrimetlu vahiy dediğimiz Kur'an dışı vahiydir. Namaz kılıyoruz. Bunu Efendimiz nasıl öğretti bize? Hangi vakitler, kaç rekat namaz kılacağız? Bunu nasıl kılacağız? Bunu Efendimiz nasıl öğrendi? Kur'an dışı vahiyle öğrendi. Cebrail aleyhisselam bir gün namaz vaktinin ilk vaktinde geldi. Efendimiz'e imam oldu, namaz kıldırdı. Ertesi gün son vaktinde geldi, imam oldu, namaz kıldırdı. Dedi ki, ey Muhammed aleyhisselatü vesselam, işte öğlen namazının vakti bu ikisinin arasında. Onun fiili rehberliğinde öğrendi Efendimiz namazı, vaktini, rekatini, nasıl kılınacağını. Tahrim suresini açın. Üçüncü ayet. Efendimiz eşlerinden birine gizlice bir sır vermiş. Bunu kimseye söyleme diye de tembih etmiş. Sonra o eşi tefsirlerde arka planına kursun. Onu başka bir eşine yani kumasına söylemiş. Efendimizin başka bir eşine söylemiş. Efendimiz de o eşine gitmiş demiş ki ben bunu sana söyleme demedim mi? Niye söyledin? Demiş ki benim bu sırrı ona verdiğimi sana kim söyledi? Efendimiz alim ve habir olan Allah haber verdi. Fakat biz Kur'an'ın hiçbir yerinde bu haberin Efendimiz'e Kur'an'la verildiğine dair bir ayet bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bu haberi Kur'an dışı bir vahiy ile Efendimiz. Ve bunu da bize Kur'an'da açıklıyor. Kur'an dışı vahiy var mıymış? Varmış. Allah rızası için bu operasyona gelmeyin. Bu din 1400 küsur senedir sünnetin rehberliğinde, sahabenin rehberliğinde anlatıldı, anlaşıldı, yaşandı, tebliğ edildi ve neşredildi. Birisi Efendimizin yaşadığı İslam nasıl bir İslam'dı diye bir soru sorsa bunu sahabede bulacak. Sahabenin naklinde bulacak. Başka bir alternatifi yok. Ha, bunun adı ehl-i sünnet, bunun adı mezhep, bunun adı bölücülük. Adı çok önemli değil. Benim için hadisenin kendisi önemli. Çünkü ben vahdetten, tevhidden yanayım diyen adamın yaptığı iş adı böyle ama yaptığı iş bölücülük. O başka ya. Dolayısıyla kim bunun adına ne derse desin. Biz Cenab-ı Hakk'ı razı, Efendimiz'i memnun edecek bir hayat yaşamak istiyorsak, bir din yaşamak istiyorsak bu ehl-i sünnet ve cemaattir. Tarih boyunca böyle oldu, bugün de böyle olacak.
olmak zorundadır.